Arkadaşlar, sadece bire ve kendisine tam bölünen birden büyük doğal sayılara asal sayı diyoruz. Mesela 2, 3, 5, 7 gibi sayılar asal sayılardır. Mesela 9 asal sayı değildir. Neden? Çünkü 9'u 3 çarpı 3 olarak yazabiliriz. Yani 9 3'e bölündüğü için 1'e ve kendisinden başka 3 sayısına da bölünebildiği için asal sayı değildir. Mesela 6 da yine asal değildir. O da 2 çarpı 3 şeklinde yazılabilir. Yine hem 2'ye hem de 3'e bölünebildiği için asal değildir. Şu arada yazmadığınız hiçbir sayı asal değil zaten hocam. 4 değil, 6 değil, 8 değil. Evet, yani ben özellikle sırayla asal sayıları yazdım. Bundan sonra ne gelecek peki, onu da söyleyebilir misin? 9 asal değil, 10, 2'ye de bölünüyor, 5'e de bölünüyor. 11, 11 de asal hocam. Çok güzel. Peki bütün asal sayıları söyleyebilir misin? Söyleyebilir miyim hocam? Maalesef bütün asal sayıları söyleyemezsin Yunus. Neden? Çünkü sonsuz tane var. İnsan ömrü sonlu tabii, haklısınız hocam. Daha güzel bir soru sorayım. Herhangi bir sayı versem onun asal olup olmadığını söyleyebilir misin? Mesela? Mesela 79. Kolay sordunuz hocam. 79'un asal olup olmadığını kontrol etmek için ne yapmam lazım? Zaten her sayı 1'e ve kendisine bölünüyor. 2'den 78'e kadar bütün sayıları alıp tek tek 79'u o sayılara böleceğim. Herhangi birine tam bölünüyorsa asal değildir diyeceğim. Yani 78 kere işlem yapmam gerekecek. Hepsi bu. Ama zormuş. Argümanın yanlış değil ama o kadar işlemi yapmana gerek yok. Ama tanımını söylüyor hocam. Tabii ki öyle. Ama biraz daha zihinsel bir çıkarsama yapacak olursak, herhangi bir sayının asal olmaması durumunda, istersen onu yazarak göstereyim. Mesela sana bir N sayısı verildi ve bu sayı diyelim ki asal değil. O zaman A çarpı B şeklinde yazabilir miyim bu sayıyı? Evet hocam. Burada tabii A, B birden büyük sayılar değil mi? Tabii tabii. 1 ve N'den farklı doğal sayılar. Evet. Tamam hocam. Eğer bu şekilde A ve B sayılar olsaydı bir tanesinin en azından karekök N'den küçük olması gerekirdi. O nereden çıktı hocam? Çünkü eğer ikisi de kök N'den büyük olsaydı, bak şimdi. Karekök N'den büyük olsun A, B de yine benzer şekilde kök N'den büyük olsun. O zaman bunların çarpımı, yani N sayısı değil mi bunların çarpımı? Hı hı. Ne olması gerekirdi? Kök N'den, kök N çarpı kök N'den, yani N'den büyük olması gerekirdi. Yani N'nin N'den büyük olması gerekiyor böyle olabilmesi için. Bu da olamaz. Bu da mümkün değil. Yani demek ki N eşittir A çarpı B oluyorsa en az bir tanesinin, A'nın veya B'nin en az bir tanesinin kök N'den küçük olması gerekir. Anladım hocam. Dolayısıyla 79'un asal olup olmadığını araştırmak için 2 ile 78'e kadar olan bütün sayılara bölünüp bölünmediğini kontrol etmek yerine 79'un karekökünden küçük olan asal sayıları kontrol etmen yeterli. Tabii asal sayıları kontrol etmek yeterli olacak. Evet, yani o zaman 79'u tam olarak karekökünü alamazsın belki. Mesela 81'i biliyorum. İşi garantiye alabilmek için 81'i kullanabilirsin. 81'in karekökü 9 değil mi? Evet. 9'a kadar olan asal sayıları, ki bunlar nelerdir? 2, 3, 5 ve 7'yi kontrol etmen yeterli. Yani 79 sayısı 2'ye, 3'e, 5'e ve 7'ye bölünmüyorsa o zaman asal sayı demektir. Anladım hocam. Yani bir sürü sayıyı kontrol etmene gerek yok. Bu yapacağın işi nispeten kolaylaştırıyor. Tabii ben yine... Çok kolaymış gerçekten. Yine küçük bir sayı söyledim. 79 sayısı küçük bir sayı. Yani 100 basamaklı bir sayı verseydim, onun karekökü de hatırı sayılır bir sayı olacaktı. Oraya kadar olan asalları kontrol etmek bile çok zaman alacaktı. Yine de karekökünü almak büyük avantaj. Tabii ki. Bu sayı asalmış bu arada hocam. Ben kontrol ettim. 2'ye de, 3'e de, 5'e de, 7'ye de bölünmüyor. Çok güzel. Evet arkadaşlar, anlamadığınız bir yer yoksa o zaman size ödev olarak şöyle bir soru yazayım. Mesela 641 asal mıdır? Hocam yine kolayını siz çözüp zorunu bize bıraktınız. Ders dışında da yapacak bir şeyler olsun değil mi? Evet. Teşekkürler hocam. Kolay gelsin.